Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Until Dawn serimize 5. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada ben çayı hazırladım taklitçiler. Siz de çayınızı hazırlayın. Güzel bir bölüm olması ümidiyle devam et butonuna tıklıyorum. Bakalım başımıza ne gibi taklit durumlar gelecek. Hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar bu arada en son Mike'da kalmıştık ve bu toteme bakmış mıydık? Aynen bakmıştık arkadaşlar. Hemen şöyle aşağı doğru ilerleyelim. Hatırlayacağınız gibi taklitçiler ne yapmıştık en son? Ruh çağırma seansı yapmıştık. Ve çok fena olaylar başımıza gelmişti. Hadi bakalım şimdi şöyle bir ilerleyelim. Yalnız biz Mike'la en son madenden çıktık. Ormanın içerisinde ilerliyoruz. Hadi bakalım. Takliye geleceksin Mike. Şimdi birkaç arkadaş şey yazmışlar. Mike'ı sakın öldürme abi demişler. Bayağı önemli bir karaktermiş. Arkadaşlar bütün karakterleri hayatta tutmaya çalışacağız. Tabii ki gücümüzün yettiğince. Hadi bakalım. Hoppa. Oğlum yalnız çok deli olaylar başlayacakmış gibi geliyor bana. Ne iş? İleride bir köprü mü var? Güzelim sen de öyle arkadan gelme hadi. Abi şurayı bir araştıralım. Wow. Look at this fun little lovebird carving. Ne abi o? M ve G mi? Bir bakalım. İlginç. Evet, Mike olmasın oğlum o. İyiymiş aynen E. Any, you know, Elizabeth and Myron. Or maybe Michael and Emily? Relax. I just didn't realize you were so sappy. Unintended. İnkar mı dedim? Ben değildim diyelim bakalım ne olacak. I came up here with them last year, but seriously, I look like the kind of guy who carves hearts on trees. I wouldn't have thought you for a sissy screamer either, but do you ever really know a person? It had to be Emma. She can get all gross and mushy. Yeah, sure. Evet Mike yakalandın oğlum. Evet arkadaşlar. Bakalım buradan çıkabilecek miyiz? Bu arada peşimizde bir tane psikopat var. Bakalım ne olacak abi. Hadi bakalım. Amma çok bakalım dedim ya. Oğlum taklaya geliyorum lan bu oyun oynarken. Hadi bakalım. Yine bakalım dedim. Oğlum bir saniye dur. Şşt Mike. Çık abi yukarı. Evet bu köprü pek tekin gibi değil ama. Kış cennet. Evet güzel yerler şaka maka. Yani biraz atmosfer bakımından iç karartıcı olsa da yani bir tatil için böyle bir yeri tercih edebilirdim büyük bir ihtimalle. Abi sesler geliyor. Bu ne lan? Kuş sesi gibi bir şeydi o. Evet arkadaşlar. Bu ne iş abi? Kulübeye mi geldik lan? Hop! Bu kim lan? Hello. Someone there? Hop niş. Dur oğlum dur. Fırlat bakalım bir tane. Hop! Oğlum ödüm koptu ya. Geyik miydi lan o? Oğlum yalnız burada çok tatlı olaylar var ha. Tam olarak vahşi yaşam arkadaşlar. Evet gerçi bir önceki bölümde panoda okumuştuk değil mi? Yani bunlara dikkat edin falan filan diyordum. Abi psikopat katil olmasın da. Abi burası başka bir kulübe mi ya? Evet burası başka bir kulübe arkadaşlar. Hoppa nedir? Aa bir dakika lan. Evet. Abi eski maske. Korkutalım mı? Korkutalım bence. Güzel intikam. Evet. Hoppa. Ne oldu güzelim, taklaya geldi. Aynen. Turnabout is fair play, my good lady. I just scared you. I didn't soak you. I will do everything in my power to clean you up. Oh. You better get cooking. Do not underestimate my culinary chops. Biri sıkıntı. Evet arkadaşlar, yalnız şimdi biz maskeyle şaka yaptık ama o maske biliyorsunuz seri katilin yüzündeki maskeyi. Daha burada başka bir şey var mı? Yok gibi. Şöyle ilerleyelim. Evet, yalnız Mike'ı hayatta tutmamız gerekecek. Dediğim gibi bütün karakterleri hayatta tutacağız ama gücümüzün yettiğince abi. Hadi bakalım. Oo! Bu neydi lan? Oğlum ödüm koptu ya. Oğlum nasıl bir geyiksin lan sen? Psikopat geyik. Abi bu da ne? Oh. Abi bir dakika dur lan, ne iş? Abi kurt mu saldırmış buna? Oğlum öyle hop diye zıplıyordun, gözünü seveyim ya. Bu arada bizim mikrofon takliye gelmiş. Abi öldür. Yani yaşayamayacaksa öldür abi, acı çekmesin. Hey bud. Hey. I'm gonna make this quick for you, okay? Oh no. Okay. Okay. How do I? I can't watch this. Okay. 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 Hop. Oha. Oğlum kafasını mı kopardık lan sana? Oo. Abi sıkıntı. Kaç. Kaç Mike. Jess. Hoppa. Evet. 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 Yapıştır. Oğlum peşimizde biri var. Peşimizde biri var. Abi kestirmeden gidelim. Riskli. Riskli ama gideceğiz. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Hadi sendeyiz Mike. Sendeyiz hadi. Oğlum yapıştır hadi. Hadi bakalım taklacı. Hoppa yapıştır. Abicim hadi. Hadi gözünü seveyim. Koş Mike. Jess. Abi yardım et. Yardım et. Yardım et hadi. Güzelim tam zamanında düştün ya. Kap abi. Çabuk 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 çabuk. Ver gazı oğlum. Peşimizde biri var abi. Peşimizde biri var. Yalnız abi peşimizde harbiden biri var ha. Yeah, gotta be. Things are crazy fast. I didn't see it. Hey, things not gonna come barging in, I promise. How can you be sure? Cause I'm pretty sure bears don't know how to open cages. Bunlar vahşi hayvandan kaçtığını falan zannediyorlar galiba. Where? Ne? On the internet. Really? Okay. Well, this isn't the internet, Jess. Right? This is real life. I promise you that no bear or anything else is gonna open that cabin door. Ayı açmayacak ama başka bir şeyler açabilir Mike. Az önceki olay neydi abi ya? Aa bir dakika. Totem'de gördüğümüz olay burada mı gerçekleşecek acaba? A lady would like to cuddle up with her man by a nice cozy fire bathed in atmospheric mood lighting. Biri sıkıntı. Mike, fire and mood lighting. Yes, my lady. Ateş ışıklandırma güzel. Şimdi taklacılar öncelikle şömineyi mi yakacağız abi? Ne iş? Evet. Okey tamam. Oğlum çeviriyoruz ya taklacı. Şimdi şöyle bir ateşi yakalım o zaman. Evet. Şuradan odunu gömelim abi. Bunu da al. Alright. Logs are ready to go. Ver bizi. Abi ne kibrit mi lazım şimdi? Şimdi şuralarda bir yerde var mı bakalım? Evet şurada olabilir. Hoppa güzel. Ama bu nedir? Oo bir dakika abi. Bir ayı saldırısı var. Anne ayı geri dönmüş. Öfkeden kudurarak tüccara saldırmış. Fakat tüccar kürklerle beraber kaçmayı başarmış. Kudretli bir kartal bunu görmüş ve tüccar ağaçların arasından kaçarken tüccara doğru hamle yapmış. Fakat tüccar ateş edince kartal ürkerek uzaklaşmış. Güzelim bir dakika dur. Tüccar ormandan ayrılıyormuş ve yakında ceplerini dolduracak parayı düşünürken neşeyle doluymuş. Fakat büyük bir ağaç devrilerek tüccarın yolunu kapatmış. Tüccar geri dönüp başka bir yol bulmak zorundaymış ve işte orada ayı ile yeniden karşılaşmış. Yüce ruh o gün tüccarı orada durdurmuş ve ayı da intikamını almış. Abi. Güzelim bir dakika dur, şurada önemli bir şey okuyorum değil mi? Toprağa öfkelendirmek canını feda etmek demektir. Yüce ruh her şeyi görür. Bunu aklından çıkarma ve dikkatli ol. Saygılı olmak kabilenin yordamıdır. Evet, ilginç. Evet. Diğer kabile iletişim kurmak için ağaçlara kazıdıkları veya duvarlara çizdikleri semboller ve işaretler vardı. İşaretleri birçoğu dini veya mistik inancı temsil etmekle beraber diğerleri de tehlikelere karşı haber verir, koruma sağlar ve bazıları da iyi avlanma mekanlarını haber eder. Sembollerin çoğu kullanan kabileye özgüydü ve diğer kabilelerce anlaşılamazdı. Aşağıda ve hemen karşılarında gösterilen semboller Kuzey Amerika ve Kanada'daki kabilelere aittir. Bir avcı sembolü görseli, iyi avlanma mekanı. Evet arkadaşlar, sembolü aklımızda tutacağız. En azından o sembolü gördüğümüz yerde bayağı bir avlanma olayı varmış. Bir kelebek sembolü görseli, geleceğe dair bir görü veya rüya. Yukarıdaki. Bir kafatası sembolü görseli, şeytani ruhlara karşı koruyan bir koruma veya büyü. Evet ilginç. Tamam. Okey. Yalnız bize hala kibrit lazım abi. Burada ne var? Taklici. Oo. Sniper mı lan o? Abi korkutalım mı? Gösterelim hadi. Silahla şaka olmaz. Nasıl? Evet. Abi şöyle bir olaya girelim bakalım. Bir dakika şuraya doğru gelelim taklitçiler. Galiba burada bir tane kibrit bulacağız. Hoppa. Güzelim ne iş? Fuck Mike. What? Oh, crap. What? Where is it? What? What's wrong? Gone. It is gone, okay? Jess, slow down. What is gone? My freaking phone, Sherlock. Can't find it? Crap, no. I must have dropped it outside. Oh, nee, slaan. Telefon kayıp. I can't lose my phone. My parents will kill me. You can always get a new one. That's like my fourth one this year. Okay. Okay. Well, I'll have you look for it. Oğlum şimdi o telefonu ararken biz kesin takliye geleceğiz ya. Kızım sen de bir telefona sahip çıkamıyorsun. Uyuz ettin beni burada ya. Bir dakika, bu arada masada bir tane kibrit mi var? Aynen, onu alırız. Evet, şimdi şu kibriti bir alalım öncelikle. Evet. Güzel. Abi öncelikle şu ateşi bir yakalım. Kadın dırdırı en kötüsü abi. Hoppa, yakalım şunu. Evet. Mutlu oldun mu güzelim? Teşekkürler. Aynı zamanda centilmeniz de yani. Oh ya, başka? İstiyor da istiyor abi. Güven verelim hadi bakalım. Seni öyle sanmıştım ama böyleymişsin. O nasıl bir cümle ya? Jess, I really like you. Whoever you think I am, well, just give me a chance, and I will show you what you need. Vay. Well, I am liking your confidence. Mike, the shutters. What about them? Close them, please. Bir sıkıntı. I feel like someone's watching us. I don't like it. Yes, really. It's fine. I really don't like it. Abi biri izliyor. Biri bizi gözetliyor abi. Biraz sıkıntı. Abi şurayı bir kapatalım öncelikle. Evet, şöyle bir kapat. Bu arada bu mekanikler güzel olmuş ya. Evet, şunu da kapat. Aynen. I'm sorry. I think I'm a little freaked out and it's hard for me to like keep this up and look. I act all super confident and like a total sexy babe and everything, but underneath, I gotta be honest, I'm really kind of insecure. Biraz sıkıntı. Hadi çok ateşlisin diyelim. Yes. You gotta be kidding me. What? You have nothing to be insecure about. Oh. You have no idea. Sure I do. It's just like me and everyone else. We're all insecure. But you know how to handle yourself. You might call it a front, but it's really biraz ilginç. Yeah. Yes, I do. Yeah. And that's super fucking hot. Really? Yeah, hell yeah it is. See if you can find a blanket and maybe we can snuggle up a bit by the fire and sort out exactly how big of a dick you are. Abi, yalnız bayanın istekleri bitmiyor. Mike'ın surat asıldı iyice. Şimdi, odun mu bulacağız abi kendimize? Ha, battaniye bulacağız. Bir dakika. Şöyle bir bakalım. Evet, biz buraya direkt zaten girdik, oturmaya başladık. Ne olacak bilmiyorum abi. Evet, şöyle bir açalım abi. Okay. Oh! Hey, why are you okay? What are you doing? It's the lights. I know it's the lights, dummy. You broke them. It's probably faulty wiring or something. You've got faulty wiring. Senin kabloların yanlış. Dur bakalım abi. Burada bir şey var mı? Hop, niş. Bu ne ya? Hannah mı lan bu? Tenis fotoğrafı. Şöyle bir bakalım. Aynen, Hannah. 2013. Abi, ipuçlarını toplayacağız. Bir ara onları gözden geçireceğiz taklitçiler. Abi burada olabilir, değil mi? Evet. Evet, güzel. Battaniyemiz burada. Tamamdır. Bu ne lan? Fransızca mı konuşuyor lan bu? Hoppa. Bir sıkıntı. Oh. Bu neydi abi? Abi psikopat burada, gözünü seveyim Mike, işi pişireyim derken taklaya geleceksin oğlum. Abi şöyle bir bakacağım ben. Dur. Hoppa, niş. Abi burada bir şey var. Abi bir dakika, telefon değil mi lan bu? Aynen. Orada ne işi var abi? Aynen. How is it my phone? I don't know, it just came through the window. Oh, for fuck's sake, goddamn it. What? Those goddamn assholes probably followed us out here to fuck with us. Aynen. Just when we were getting down to... De onlar değil, emin ol. Hey! Yeah, prick! That means you! I know you're out there! The fuck are you trying to do? You wanna ruin our fun that bad? Well, guess what? You can't! Abi ne iş lan? Oğlum! Oğlum bir şeyler dönecek ama dur bakalım. Oo! Lan! Of! Abi bu neydi? Arkadaşlar bu neydi ya? Oğlum tam en heyecanlı yerinde kestiniz ya. Güzelim gel. Abi çok tatlı değil mi ama ya? Abi Jess taklaya geldi. Bir de burada ruh vakası var. Onu biliyorsunuz zaten. Bu ne abi? Şöyle bir gidelim bakalım. Kapalı. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bir de burada ruh vakası var. Onu nasıl çözeceğiz? Ah! Aynen, kütüphanedeydi değil mi? Bir dakika, bir kanıt var diyorlardı. Aynen. Aynen. Abi diyorum gelsin. Hoppa, niş. Gizli bölme. Abi burada bazı kanıtlar var galiba. Ruh çünkü o şekilde demişti bize bir önceki bölümde. Önden bayanlar. İşte oğlum inadı. Hoppa. Niş. Evet. Hannah ile kız kardeşi. Oo. Onları alıp domuz gibi kanlarını akıtacağım. Ve yumuşak beyaz derilerini yüzeceğim. Lanet olası 16 yıl. Küçük tatlı Hannah ve Beth için 16 yıl bekledim. Abi bu eleman şey olmasın. Bu hapise giren psikopat vardı ya. Abi dürüst olalım. Kız bilsin. Aynen. Kanıt burada. Aynen. Ashley bak şuna. Chris, this is serious. We need to find Josh right now. Oğlum o psikopat olmasın lan. Hani bir ara böyle aileyle takıntılı olaylar yaşamış falan filan. Evi yakmaya kalkmış. Hoppa. Bir dakika kapı mı açıldı lan? Devam edelim bakalım. Devam. Yapıştır abi. Evet taklacılar ilerliyoruz abi. Bu ne oğlum? Oo, kızılderili posteri. Oğlum şuraya geçsene taklacı. Evet arkadaşlar Josh'ı bulmamız gerekiyor. Bu arada Josh nereye kayboldu abi? Ha? Psikopat Josh. Yalnız oyun çok güzel bir noktaya doğru ilerliyor. Sam really thought there was someone following her around. So what you're saying there's some criminal up on the mountain with us? Well, there was that guy I told you about. Wait, what guy? The guy who threatened the Washingtons. I mean, he said he wanted to take revenge by burning the whole place down. And then I found that crazy psycho letter. Chris, if this is your way of trying to make me feel better, you're fired. Hoppa, niş. Josh mı lan bu? Oğlum ne oluyor lan? Abi ne olduğunu çözebildiniz mi? Vur abi. Bir tane daha. Ver kızı. Yapıştır. Abi ne iş? Hop. Lan. Oğlum Josh burada değilse kesin katil Josh. Abi olayı anladınız mı ya? Yalnız Ashley bu Josh demişti değil mi? Oğlum çıkar maskeyi bir görelim seni hadi. Hoppa niş. Oğlum yine psikopat doktora geldik ya. Kuduz doktor Hector. I'm going to show you some pictures of people that you have come to know. Evet. Maybe you don't like them as much as you pretend to. Well, this is an exercise in honesty. Tell me which person from each pair you like the most. Take your time. Your answers are important. Evet, Josh'ı tercih etmeyiz abi. Sam'i tercih edelim. Çevir bakalım sayfayı. Matt daha delikanlı bir çocuk. Soldakini pek sevmedim. İhanet edenlerden nefret ederim abi. Şöyle yap. Ashley, Chris. Lan Chris gel buraya. Mete'ye benziyorsun. Seviyorum seni. Biraz sığırsın ama yine de kötü biri değilsin. Abi Mike mı Jessica mı? Mike mı Jessica mı? Jessica güzel bir kız. Mike taklidinin önde gideni. Mike diyelim bakalım abi. Mike de fena bir adam değil. Hani kendini beğenmiş falan ama. Geç abi. Alıp sen de oradan. Aa bir dakika. Abi çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şu an sevmediklerimin arasında bir tercih yapmamı istiyor oyun. İhanet edenleri sevmem. Yani Josh psikopat olmasına karşın Josh'ı tercih ederim. Geç abi. Şimdi Jessica, Ashley. Ashley abi. Evet. This little game you're playing so diligently. Who is it that you most dislike? Şimdi abi, Emily diyelim abi ilk olarak. Yani ikisi arasında bir tercih yapmam gerekirse. Often the lack of confidence manifests itself as overconfidence. Think about that. Is that not just a little bit like? Hoppa, ne iş? Evet arkadaşlar, Kuduz Doktor Hector'la da olayımızı bitirdik. Evet, bayağı taklı bir bölüm oldu arkadaşlar. Evet, önceki bölümleri de bu arada görüyoruz. Evet, ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde tabii ki maceramıza son gaz devam edeceğiz. Until Dawn gayet güzel olmaya başladı. Yani özellikle olayların içerisine girmeye başladık arkadaşlar. 5. bölümde bakalım bitirene kadar ilerleyeceğiz ve bu hikayenin sonunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet, şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın.